Maliye memurluğundan emekli olan Dehri Efendi, 65 yaşlarında varlıklı biridir. Sadri Bey, Dehri Efendi'nin kızı Melahat ile iç güveysi olarak evlenir. Dehri Efendi, zamanın geleneğine uyarak kızları, damadı, kardeşleri ve oğluyla birlikte oturmaktadır. Dehri Efendi'nin ikinci karısından olma çocuklarına Matmazel Angel adlı bir Fransız mürebbiye tutulur. Bu mürebbiye, erkekleri nasıl baştan çıkaracağını bilen fettan bir kadındır. Köşkteki yaşam ona durgun, monoton, bağnaz geldiği için çok sıkılır. Kendine eğlence bulmaya karar verir. Yalıdaki üç erkeği de, yani Dehri Efendi'nin 18 yaşlarındaki oğlu Şemi'yi, damadı Sadri Bey'i, kardeşi Kambur amcayı tuzağına düşürür. Onları birbirlerine hissettirmeden idare eder. Bunu da her gece farklı kişiye randevu vererek başarır. Fakat bu iş sonuna kadar böyle tıkırında gitmez. Kahya Eda kadın bir süredir sofadaki lambanın erken sönmesinden kuşkulanır. Olup biteni gözetlemeye başlar. Bir gece Angel'in verdiği randevuya geleceği günü şaşıran Kambur amca, sofada Kahya Eda kadını görünce kendini sofadaki kadife örtülü yuvarlak masanın altına zor atar. Oradaki iki kişiyle tokuşunca Angel'e gelmiş olan iki kişiyi daha görmüş olur. Bu arada erkeklerin odasının boş olduğunu gören Kahya Eda kadın, Dehri Efendi'ye Angel'in odasına baskın yaptırır. Oysa erkekler Angel'in odasında değil, sofadaki masanın altındadır. Angel'in odasında kimse bulunamayınca, Kahya Eda kadın iftiracı durumuna düştüğü için işten atılır. Şemi, Angel'i kıskandığı için eniştesi Sadri ile amcası Kambur amcayı koruda döver. Aşçıbaşı Tosun, Angel'in odasını uzun zamandır bahçedeki sakız ağacından gözetlemekte, kimlerle birlikte olduğunu, neler yaptıklarını bilmektedir. Şemi, amcasını ve eniştesini dövdükten sonra Aşçıbaşı Tosun'a susuz rakı içirip tüm ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olur. Angel'in kendi gururuyla oynamasına bozulur ve bir gece yarısı Angel'i hançerle öldürmeye karar verir. Gündüzden Angel'in odasının menteşelerini gevşetir, gece yarısı geldiğinde omuz atarak kapıyı kırar ve içeri girer. Angel yatağından çıkmış korkuyla titremektedir. Odada Angel'den başkası yoktur. Şemi aynalı dolapta biri olduğundan şüphelenir. Aynalı dolabı açtığında karşısında babası Dehri Efendi'yi görür. İkisi de şaşkınlık içerisindedir. Bunun üzerine Şemi, herkese dalga geçen Angel'i öldürüp intihar eder.